Evet sevgili değerli izleyicilerimiz, programımızın bugün çok değerli bir misafir vardı. Bugün Türkmen akademisyenler üzerine konuşacağız. Son zamanlarda Kerkük'te Irak Türkmenleri akademisyenler rabitası kuruldu. Onun başkanı bugün bizimle programda olacaktı. Sayın Doç Doktor Murat Say, programımıza hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Sağ olasın. Günaydınlar dilerim size. Günaydın sizlere de, Allah razı olsun. Sağ olasın. Tabii ki güzel bir haber duyduk. Son aylarda aramızda birleştiğimiz bu rabitanı elan ettiğimiz. İlk önce doktor, bu rabitanın fikrası nereden geldi, onu oradan başlayalım. Ondan sonra detayına geçer. Çok sağ olasınız tabii. Her şeyden önce ben öz şahsi adımla bu rabitamın adıyla aynı vakitte sizden çok memnunum. Teşekkür ederim. Bugün ben misafir aldığımız yanımıza. Sağ olasın. Sizlere de üstün başarılı dilerim. Bütün çalışmalarımızda inşallah. Sağ olasın. Gelir bizim rabitamıza. Rabita demek ne demektir? Bir mecmua insanlar, hedefleri müşterekti. Bir yerde toplama haline gelirler. Güzel. Yani bu insanoğlu mühendisler olsun, doktorlar olsun, onun da yanında akademiler olsun. Doğru. Bu insanların bir müşterek maslahaları var. Bir yere gelmeleri lazım. Güzel. Bilirsiniz ki Kerkük'te 3 büyük müessese vardı. Onun birisi Camiat Kerkük'tü, Kerkük Camiası'dı. Doğru. Yanında da Mahat Fenni var. Ben. Aynı zamanda Kulüye Takaniye var. Tabii bunlarda Türkmen akademisyenler diye mensup olan çoktu sayıları. Onun da şiirlik kayıtlarını yani, kaide beyanatına. Güzel. Büyük bir süredi yani biz bir çatı yoktu, bir çatı altında çalışmak yapmıyoruz. Sizi bir araya getirsin. Bizi bir araya getirsin. Ben. İşte bundan fikir buradan doğdu. Doğru. Biz nece bir araya geldik. Güzel. Tabii bunun çalışmağı yenge değil yani. Dönsek 2015 senesinde başladı. Yıllardan beri bu fikir vardı aslında. Doğru. Yani 3 kere muhavalet oldu da bir böyle rabite kurulsun. Ama ki muhavale başarı getirmedi. 2015'te hakiki ciddi bir biz 9 akademisyenler Kerkük Camiası'nda çalışan insanlar bir yani irade kurduk özümüz diye gerek bir rabit araya gelsin. Doğru. 2015 senesinde oturduk, çalışmamız sürdü. Tekriben bir sene sürdü. Bunun iç tüzüğünü yazdık, nizam dahilisini yazdık. Muvaffakatını aldık. İşte yani 2005 senesinden çalışmalar başladı. Bu rabita 2017 senesinde resmi muvaffakatını aldık. Bağdat'tan. Yani 2015'te başladı, 17'de resmi. 2-3 sene sonra hemen aldınız. Bence. Aldınız. Bence. O zaman yani bu attan aldınız aynen. Hani... aynen bu attan aldık. Ama 2017 senesinden bu vaktimize kadar biraz çalışmamız durdu. Bazı engeller çıktı. Bilirsiniz ki bizim iki büyük hocamız vefat etti. Bizim rabita başkanı rahmetli Doktor Necdet Allah rahmetine kavuştu. Onun da yanında Doktor Zeki vardı. O da Allah rahmetine kavuştu. Ve çalışmalar bir kez durdu. Yani 2017'de hemen elan etti rabitanı. Doğru. Ya değerlerini başka bir zamanda oldu. 2017'de resmi muvaffakatını aldık ama çalışmalar biraz batı yerirdi. Bu heykel idariyede bir halde oldu. Vefat biraz etti. Fikir alışverişi de var aramızda mutlaka. Bir de Kerkük'te dedi 3 devlet tarafından 3 üniversite vardı. Mahad vardı. Aynen. Üniversite vardı bir de Kulüye Takaniye. Onun yanında Kerkük'te bugün özel fakültelerimiz de vardı, üniversitelerimiz de vardı. Orada da çok sayıda Türkmen akademisyenler vardı. Doğru. Peki üstadım, mesela siz bu fikire bir araya getirdiniz. Aslında güzel bir fikirdi. Mesela dedi uçumun her tarafını, her kesimin özüne ait bir birliği vardı, bir rabitası vardı, bir cemiyeti vardı. Siz de bunu ortaya attınız. Çünkü önde gelen bir kesimdi. Gerçekten bir toplumu sen öne aparasan, akademisyenler yoluyla öne aparasan. Bu fikire size destek olan bütün fakültelerden vardı, bütün camialardan vardı. Bir de onun yanında şart neydi size katılmak için? Bir şartlarımız vardı iç tüzükte mesela. Tamam, bu çok muhim bir sorudu. Bize destek olarak yani Allah razı olsun bütün akademilerden, Türkmen akademilerden onlar birinci günden biz yanımızdadılar. Zaten bu toplantı yani bu rabita nece kuruldu? Büyük bir toplantı yapıldı Musalla Kağası'nda. Orada takriben 70 ila 80 civarında akademiler hazır oldu. Güzel. O içtimaiyeten bize tehvil ettiler. Yani hey idareye için bir şey kuruldu? Hey idare de öyleydi ama 12 sonra 9'a düştü. Biz 9 yani tehvil ettiler. Biz çalışma işlerini görelim. Güzel. Mesela nizam idaresini kurarsınız, tüzgün bu şeylerini? Doğru.
İşte biz 9 çalıştık. Bu akademiler başkası bizimle irtibata geçmişler. Şimdi haliyen bir büyük çalışmamız vardı. Takriben yani bir ay başlamış bir kaide beyat kurduk. Kaide beyat database. Nanca Akademi ve Türkman bu üç büyük teşkilde hapsi adıyla, ihtisası, lakab ilmisi. Yani işler ardım ardım atırıq ve amana kıyım ardımlar atırıq. Güzel. Hı-hı. Belki de bir kez hızlı daha iyi ama çok... Temali esasına iyi olsun. Yani, doğru yani böyle kıyım ardımlar atırıq inşallah. İnşallah. İyi bir şekilde düşünmüşsünüz aslında. Peki biraz önce dediğiniz nizam dahili merak ederek acaba bura bir tane nizam dahilisi nedir? Şurutu nedir ki birisi katılsın sizinle? Tamam. Nizam dahili demek iç tüzük. Tabi bu rabita tesis olmazdı eğer bizim nizam dahili olmasaydı. Biz, bu münazamat gayri hukumi yani. NHO. Bu dairetil münazamat gayri hukumiye. Meclis Uzaray'a ait. Bunların bir şartların birisi nizam dahilimiz olsun. Nizam dahili de zaten ben bir arkadaş kurduk kanuni olarak. Onu biz yazdık. Gelen şartlara ne adım bizim akademi rabitasına katılmak. En önemlisi bu master ou doktora derecesi olsun. Te'lim ali bu yüksek eğitim bakanlığında çalışması lazım. Güzel. Bir daha onun yanında lakab ilmisi olsun. Güzel. Bu bize mahsus bir fark şarttı. Etmez erkek bayan. Hiç farkı yoktu. Güzel. Ama mesela birisi magister bitirip ya da doktora bitirip de ama akademi de gidiyor. Yani camiada ders vermiyor. Size katılmak ihtimali yoktu. Yani bunu diyebilir. Yok, böyle değil. Yani bak bu da sen bir çok mühim bir mevzuğa yani el koydu. Biz en son hafta bunu konuştuk hey idare diye. Hı-hı. Olmaz bu insanlar bizim rabitanın dışında kalsınlar. Tabii biz şahadanı alıp da. İşte ne oldu? Bizim bunlar da yüksek şahada alıplar. Bunu bahsettik. Biz hey idareyen içinde komisyonlar kuracağız. Güzel. Bu komisyonların içinde başka vizarda çalışan insanlar getirecek. Aynı bizimden bir şekilde bir yerde çalışacağız. Yani siz o insana bakın akademi öz ihtisasında şart daha günahsız uzarı olsun. Bu şekilde. Doğru, çok doğru. Çok doğru. Bu önemli bir nokta. Çünkü bugün mesela son illerde özellikle... Çok insanlar şahadası var ama evde oturur. Aynen. Hı-hı. Ya tayin olmayıp da ya da başka uzaralarda çok doğru. insan vardı. Magisteri var, doktorası vardı. Doğru. Öz mazalında başarılı bir insandı. Doğru. Bu da önemli bir şeydi. Peki doktor, bugün Heydar Yavuz ve bundan birkaç ay önce sizi başkan seçtiler. Sana mutlaka yardımcı vardı ve teşkilatımızın altında doğru. farklı doğru. komisyonlar vardı. Doğru. Merkezimiz Kerkük'teydi. Bizim genel merkezimiz Kerkük'teydi. İnşallah gelecek günlerde bu rabita bu çok mühim bir noktadır. Bizim rabitamız Kerkük'e, Kerkük için neler ki? Irak. Zaten Irak Türkmenleri. Türkmenleri harada olursa olsun onlar bize katılabilirler. Güzel. Şimdi şimdilikçe bir makarımız var, genel makarımız var. Gelecek günlerde inşallah yani diyemem bu yakında da olur. Yani başka şubelerimiz var başka. Yani. Onlar da olabilir ama bu çok yakında olmaz. Bilirsiniz ki biz yeni bir kuruluşuk, yeni bir ittifaka vardık. Yeni ayağı üzerinde durmaya çalışsınız. Tabii ben şimdi biraz önce onu dedim yani tamam ardım atırız. Belki de ardılmamız yavaş ardımlardı ama ne temeli kıyım ardımlardı güzel. İnşallah. Peki ya herkes üye olabilir. Mesela bir gün Tel Aviv Üniversitesi vardı, Duz'da bazı fakülteler vardı, Salahaddin'de vardı, Erbil'de aynen. vardı, Türkmenler vardı, Bağdat'ta vardı. Normal olar üye olabilirler size. Ama makar hala, buradaydı. Makar buradaydı. Mutlaka hakim. Orada da çalışmalarımız olacaktır. Mesela tabii, gelecek tabii, günlerde. Canım. Tabii. Peki gelelim biraz faaliyetlerimize. Mesela bir tarihimiz vardı. Mesela illerimiz geçti. O günden bugüne kadar ne çalışmalara ön planda koyduğumuz ve son zamanlarda en önemli çalışmalarımız nelerdi? Bizim bu gelecek günlerde tabii planlarımız çoktu. Takriben bir ay oldu biz bu ilan, resmi ilan oldu. Evet. Çok gelecek günlerde çok projeler kurmuşuz. Ama biz gelecek en önemlisine ennehu resmi bir tören yapacağız. Güzel. Resmi bir o konferans diye yani evet. muhtemar tarifi yapacağız. Güzel. O muhtemar tarifiye tüm akademiler nanca varsa kerekte hepsi katılacaktı. Onun da yanında Bağdat'ta olsun, Erbil'de olsun, Musul'da onları davet edeceğiz. Bu rabita resmi ilan olacaktı. İç tüzük okulacaktı. Her üyenin vacibiyeti nedir? Onun yani hukuku nedir? Bizim amaçlarımız nedir? Ve gelecek günde neler yapacağız? Güzel. Bu muhtemar tarifi inşallah biz kurmuşuz. Bu çok bir ay, yani bayramdan sonra olabilir, ertelendi biraz. Vakitler biz kezdar halimizde.
Ama bu projemiz, yani bu muhtemel birinci yani projemiz olacak. Bir ay içerisinde inşallah bunu ilan edersiniz. İnşallah. İnşallah. Peki sizin rabitanız merak ederim acaba. Biz her şeye başladığımız zaman kötü günlerimiz de olur, iyi günlerimiz de olur. En fazla zor neler çekibiz mesela? Burada Kerkük Üniversitesi'nde hiçbir şekilde sizi, size desteği olurlar? Yani gelen destek konusunda yani biz bu program bir dahisinde ben konuştum. Bizim amacımız, bir büyük amacımız var. Yani daima hedef var, hedef mübaşir var, hedef beide var. Evet. Tamam. Bizi ne topladı? Ben bu sorunu sormak istiyorum. Bu akademiler ne topladı? Ekip bunların bir müşterek haksızlık vardı. Haksızlık. Ya da hukuku vardı. Hukuk. Yani iki tarafı var. Tamam. Yani her bu rabitaya mahsus değil. Doğru. Yani, herkesi mi? Genelde nakabe işi, rabita işi, cem'i işi insanların hak savunmaktı. Doğru. Doğru. Onun yanında başka amaçlar var, ilmi olsun. Hakkı desteyen bu zamanda çok zorluk çekir tabii, aslında. Tabii, hakkı, yani hakkı istemek için bir el olmak lazım. Doğru. Aynen. Yani biz para çaldığımız zaman, ben gittim hakkımı istedim, onun da yanında yarın gitti başka bir toplum hakkı istedi. Doğru. Peki o gitti, o insan böyle hakkısının özünden, diğer ben kime bakayım, siz kimlersiniz? Doğru. Aynen. Ama bir el olsak, bir çatı altında çalışsak, biler herden geldi. Hakkı alakımız onda yani temin olabilir. Doğru, bir de bir grup halinde geçmek aynen. Farklı da bir şahsa geçsin. Peki ustadım mesela güzel bir şey değindi. Bir gün mesela birçok insan vardı akademisyendi ama devletten bir şekilde devletten konuşalım haklarını elde etmeyipti. Bazı hukuk vardı. Zaten kendimiz hukukçusuz. Bunu daha iyi bilsiz. Bunun yanında da birçok insanımız vardı. İllerdi. Yüksek lisans bitiripti. Ya da doktora da vardı belki de. Ama atamaları bugüne kadar gelmedi. Onlar için düşünüp siz gelecekte bir şeyler yaparsınız. Zaten bundan birkaç gün önce Bağdat'ta Yüksek Öğretim Bakanlığı'nda bakanla da görüştünüz. Orada bir şeylere anlaştınız. Bunu tabii Sayın Bakan'la konuştuk bu son ziyaretimizde. Atama mevzuu çok muakkat bir mevzuydu. Özellikle Kerkük'te. Kerkük'te ve Irak'ta yani. Şimdi bu, bunun da sebebi neydi? Ben konuştuğum şimdi akademi mahsustu. Ben. Te'yin hamet-i şehadat-ül ulya. Ben en son zamanda bir başka programda bunu konuşmuştum. Şimdi aynen bunu tekrar edeceğim. Tahtit yoktu dirasat ulya kabulatında. Yani her insan gel takdim eder dirasat ulya. Bu da suç insan değil. Okumak insan hakkıdır. Herkes hacıdır okusun. Doğru. Ama sistematik bir şekilde bizim tahtit yoktu. Bu da uzayla tahtitin sorunu da aslında. Bütün Irak'ta. Tabii tabii. Yani. Naksı bölüme ihtiyacı var yoktu. Bu önemli bir şeydi. Bu tef'il olmuyordu Irak'ta. Eskiden yani, vardı aslında. Eskiden vardı. Her zaman bir hutta vardı. Bir il devletine mesela. Devletine ihtiyacı vardı. 5 tane te'in o kabul olur affedersen. Evet. Bu gelecek yani bu getirdiği ileride affan. Ve gelecek ileride biz ne görürük? İnnehu kabul edir 10 tane. Onda yanına tavsiye verir. 10 tane evet. Oldu 20. Bir daha evet. Tavsiye verir 25. Peki sen bunca insanlar alırsan. Sonra hara gider? Yarın bugün bitirir. Hara girdiler bunlar? İşsiz kaldılar. İşsiz kaldılar. Evet. Bunların da hakkı da gençler hapsi. Doğru. Yüksek şahada sahibidiler. Bunu bakanla konuştuk. Bakan bize dedi aynen hakikati. Şimdi bir atama konusunda merkezi oldu şeker. Meclis Hizmet İttihadi kuruldu. Abi. O Meclis Hizmet İttihadi ne etti? Kitap temin etti. Tüm vizarelere, tüm teşkilatlara, müesseselere. Nanca derece vazifeye havuz vardı. Ama burada ne var? Yenge derece vazife yoktu. Yoktu. Bu nakil, hazif ve istihdat, hareket, milak, kim emekli olubdu, kim vefat etti. Onları yerine geçti. Onları yığıştırdılar. Onun yanına bir müfadala kuruldu. Yavaş yavaş bir insanları temin edecektiler. Ama bu yeterlidir. Değil. Bence yeterli değil. Çünkü bugün mezun olan sayısı daha çoktu. Özellikle son yıllarda mesela eskiden aslında magister ya da doktor okuyan öğrenciler çok az idi. Ama son yıllarda daha yurt dışında da çok olubdu. Irak içerisinde hatta Kerkük Üniversitesi'nde bazı bölümlerde gün gettikçe bakırız. Her yıl baksan bir, belli bir fakülteden onlarca dedi bu işimin öğrenciler mezun oldu ama boşta kaldı. Bir nokta da vardı yüksek lisansı bitiren artık normal dairede de edebilmez işlersin. Aynen. Çünkü öz özüne ister istemez diyelim ben üskek bir şahada bitirdim. İsterim hemen gelirim camiada ama bir camiamız var Kerkük'te. Peki ustadım Kerkük camiası içerisinde bugün Türkmenler ne durumdaydı? Türkmen akademisyenleri istenilen vaziyetteydi? Bu çok mühim bir sualdı. Yani, ben bunda şahsi bir görüşüm var tabi yani. Evet. Demem sana durumumuz haraptı. Ve aynı zamanda demem sana durumumuz çok iyiydi. Sebep? Peki neler yaptınız? Şahsi görüşüm benim yani. Evet. Biz hele
%100 haqqımızı almamışıq. Cəmiə içində. Yəni var indi Allah'a şükür dekanlarımız da var. Müstəqil cəmiədə Türkmə var bizdə. Amma mütəsavi bir şəkildədir. Bəncə hayır o tam təsavvü şəkildə gəlməyib. Yəni %32 məsələ tətbiq olmur cəmiədə. Yəni bəlkə də daha az ola bilər. Mən dedim yəni xarab dəyəcək amma iyi də dəyəcək. Bizim amacımız %32 tətbiq olsun. Məsələn bir örnək verim. Yəni bizim indi Şərq cəmiəsində 18 külliyə var. Yəni 32 tətbiq etsək bu 3 qovmiyyət bunlar mütəsavi bir şəkildə ala bilər. Yəni ən azından hər birisi deyəyim 5 alar. 5 və 6. Bir hə ya da bir məsihilərə də bir tək alar. Yəni neçə türkman var? Neçə dekanımız var bu gün? İndi bizim 5 türkman dekanımız var cəmiədə. Bizim hədəfimiz 6 olsun. Güzel. Bunu vəzirlə də konuştuk. Nasıl dekanlar biz türkmanlar? Bizim Saydala türkmandı doktor. Hendese bildiğimce. Hendese dekan türkmandı, ziraat türkmandı, idare iktisat da türkmandı, tıp baytari türkmandı. Bəli. 5 diğer bölümler? Çurtan Arap. Bəli. Güzel. Peki buradaki mesela reis camiadan görüşüp siz bu konuyu? Valla inşallah bu reis camia yani adama kim mütecavüptü bizimden Allah kabul etmez. Bu mevzuu yani özde desteği var bize. İnşallah bu yakın zamanda bir ziyaret yapacağız. Bunu zaten vezirle de konuştuk, bakanla da konuştuk. Belki de bu bir dekan daha da bir yani 6 dekan bizim hedefimiz. Güzel. İnşallah bu yani bir gelecek günlerde. Dengen sağlar. İnşallah. Peki yeniden, aha pardon, yeniden. Buyurun abi. Buyurun, buyurun. Yani dekan dahi, onun da yanında dekan yardımcısı vardı, bölüm bazı, başkanı var. Doğru, o da önemliydi. Aslında bazı bölüm başkanları daha önemliydi dekanın. Tabii. Çünkü tabii. Bütün öğrencilerin işi aynen. Bölüm başkanı yanında bitirir. Baksan bazı yerlerde de öğrenciler sıkıntı çekiyor. Doğru. Peki, rabita dediğimiz zaman biz bildik ki hepsi bir yere geldiği zaman bir aile takip olurlar. Doğru. Bizim son zamanlarda gençlerimiz belki okuduğu için belki de maddi durumları da iyi değil. Sözü yanımıza geldikleri zaman hiçbir şekilde maddi tarafından yardım etmez sözler. Valla işte biz rabita olarak yani muvaridimiz öz özümüze ihtimal etmişiz. Biz gayri hukum bir müessesayız. İndiki zamanda yani bu haliyen biz öz şəxsimizə ehtimə etmişik. Öz söz nəfsi. Amma bizim üç tüzükdənə geçiri. Gələcək, yəni edəbillik projələr quraq. Müəssisət, tərbəvi müəssisət, təlimi müəssisət açıq. O da mənə istər, o bir iyi bir bütçə istər, bir iyi rəis mənə istər. Amma bir gəlir qaynağı olar siz üçün. Yəni... Amma bunu düşünüb siz ən azından. Təbii bu üç tüzükdə bizim amaclarımızdan birisi təlimi müəssisə açmaq, o da haqqımız var, ha, yəni. Peki, rabitədə həftəlik, məsələ, aylıq, yıllıq nələr yapsınız, məsələ? Bu, təqribən bir ay oldu, yəni biz hər həftə görüşürük. Bu ictimaiyyən çoxu şey, bu dəytəbəsiz yapırıq, qaidət bəyanat. Bu da bir qolay bir işdə ki, 18... Herkes məlumatı toplamaq. Təbii, 18 külliyyə cəmiə içində var, onda yanında bir qaç qısım məhəd də var. Kulliyyət təqiqəyə də məhəd, bunların hapsını... Əhlilər də vardı. Əhlilər də var. Bunlar hapsının bəlgələrini almaq... Yetişmək insana... Yetişmək insana münəssiq... Zor bir şeydir. Çox bir zor şey. Yəni, bizim bu dörd toplantı bunu hələ... Təqribən bunu bitirəcək yəni. Hər toplantıda qaç kişi ola bilsiniz? Bizim hey idarə, yəni bizim nisabı var. 17 şəxistir, 17 üyədir. 50 zəidən bir... Nisab kamildir, edə bildik toplanaq. Yəni 9 deyək. 9 nisab kamildir, toplana bildik. Bəli. Peki, doktor, bunun yanında bir tək madinin yanında da mənəvi dəstək önəmlidir öğrenci üçün. Bir də anlaşmalı, bir gün bir çağda yaşırıq. Farklı üniversitələr dəstək yurt dışında olsun, yəni yurt içində olsun. Anlaşmalar yapabilirsiniz. Yəni bu bir fikir uzda vardır. Məsələn, yarın bir gün Şərdəq ilə madistərə göndərmək üçün. Doğru. Mütəmanat əlmiyyə də önəmlidir. Doğru. Bunun yanında təcarüb də önəmli. Məsələn, bir aylıqda, məsələn, bir ustadı göndərəsən, bir aylıq bir şeydən xibrə alsın, önəmlidir. Çünki bunu zaman-zaman görürük. Kərkük Üniversitəsi adına yapılır. Amma türkmənlər adına bunu düşünsüz yaparsınız. Özü həqiqətə gəlsə, o akademinin işi elmişlərdi. Amma biz Iraqda yaşadığımız üçün belə çox haqqlar itibdi. Həbbi fokusumuz, tərkibimiz yetti haqq almağa. Bu çox bir vaxtımız alıbdır. Yəni özü Bu bakanlığın adı nədir? Vizar, təlim əl-əli. Vəl-bəxt əl-əlmi. Siz geri o haqq mərhələsini geçəsiniz çoxdan. Amma nə yazıq, biz
haqqımız almamışıq bilə. Biz də başqasına o da doğal haqqımızdır. Biz düstura görə çabalırıq. Məbləğ təkafu furas, haqqı təmsilil adil. Biz onu sağlayaq əngəvvəl. Sonra bu projeler çok mühimdir. Öz haqiqi çalışma rabita deyə bu dediği o şeylərdir. Fikir saf olsun bunlara. Təbii. Ehtimam verəsən. Bu konferanslardır, seminarlardır, uğraş amaldır, nədvadır, anlaşma yapmaq, təvəmə yapmaq. Bunlar da çok önemli. Tabii. Ha, bunlar da var fikrimizde. Var fikrimizde. Var. Aslında var. Mesela bir gün Türkiye'deki çok üniversite zaman zaman burayı ziyaret yapar. Bağdat'ta, Musul'da bunları kolayca yapabilirsiniz. Yani mesela bu şeyleri. Doğru. Fikir. Bak bizim elimizde bir büyük avantaj vardı. O da Türk burçları. Yani bunu da bir şey yapabilirsiniz. Bu büyük bir avantaj bizim için. İnşallah bunu kurmuşuz. Yani belki bir anlaşmaya yetişsek Türk burçları bürosuyla. Evet. Belki bir de bir nisbe verseler. Güzel. Türkmen akademisyenler rabitası ayla. Biz de talebemizi yollayabilirdik bir tezkiye bir şekilde ol bizlerden ama iyi seçtiğimiz talebeler. Doğru. Böyle fe'len biz ihtiyaç olduğumuz bölümler. İyi temsil etsiler bizi. Ya da ihtiyaç olduğu bölümler. Mesela o da önemli. Mesela il vardı 10 tane aynı bölümden gelir. Ama mesela Türkmen'in bir gün filan bölümde ihtiyacı vardı. Bir takosu. Ya da filan bölümde Türkmen azdı. Azdı. Mesela bu sıkıntıda zaman zaman Irak devleti içerisinde yaşarız. Doğru. Peki doktor, bakanlıkta bir gün Türkmenler Bağdat'taki bakanlıkta da bilmem haksızlıkta uğrayıblar. Mesela neçe vekilimiz vardı, neçe vekil vezirimiz vardı ya da oradaki genel müdürlerde neçe Türkmenimiz vardı? Maalesef bir Türkmen vekilimiz vardı. O da doktor Fuat Kasım Pasman. O da bildiğimizde o da emekli oldu. Onun yerine bir başka hani kavmiyden tayin olundu. Bu da çok üzücü bir şey bizim için. Bunda net bir şekilde biz vaziyetle konuştuk. Ben şahsi konuştum. O benimle olan idareye konuştu. Dedik yani bu vekil mansabı Türkmenliydi. Sadece vekil mansabı değil. Bak bunun yanında uzarına müdir am var. Muhim daireler var. Onun yanında be'sat vardı. Mülhakiyet var. Mülhakiyet, sakafiye vardı. Tabii. Bunu konuştuk. Bakan bize söz verdi. Dedi ben başbakana reis vizareyi bir talep raf etmişim. Bir Türkmen müsteşar tayin edim. Onda muvaffakatını beklerim. İnşallah muvaffaka geldiği zaman onu Türkmen'e vereceğim. Müsteşar-ı vizare. O da yani ama vakil, bir vakil kiminde? Yani olabilir. Yani ben sen bunu diyeyim ama biraz müsteşar da mühim roller görür ama vakil kiminde? Vakil kiminde yani? Vakil hemen hemen diğer bakanı yerinden. Müdir am istedik. Müdir am vizare içinde adam diye dedim. Cevabı ne dedi? Çok mütecavip idi bizimden. Hatta sordu bizden siz geldiğiniz üyelerden çalışma niyeti olan Bağdat'ta kimse hazırdır. Birkaç üyelerimiz diye biz çalışacağız da inşallah bu yakın zamanda onun da işler üzerinde. Biz tabi vezirin birinci ziyaretimiziydi. Yani. O yüzden biz irtibatta kalacağız. Bu mağazan ardıca gitmek lazım. Yani bir zaten bitmeyecek bu iş. Doğru. İster araştırma. Hasıta Irak'ta mesela her zaman ziyarette bulunmasa, hatırlatmasa, hakkı istemese. Aynen. Sadık yere yetişmesen. Adam yani bakan dediğinde güzel ki bir böyle sayıda Türkmen Akademi gelip dediğinde çok güzel bir şey miymiş. Yani adam çok da çok kucak ağaç dedi. Keşke çok erkenden geleydi o zaman göreydim sizi. Güzel. Yani bunu güzel bir kimse şey. Yapmıyor bu ziyaranı. Bu önemli bir nokta. Çok bir önemli. Yani Bağdat karar merkez karar Bağdat'tı. Biz Bağdat'ta vücudumu olmak. Bu da bizim yani bütün biz Bağdat'ta zayıf olmamızın her zaman da öz eleştiri de yapmamız lazımdı. Sürekli öz aramızda zaman geçer. Tamamen anlaşmamışı, bakarsan iyiler getiri, hele bir noktaya varmamışı. Geçtikten sonra, bakarsan bir yere yetişirsen çok şey kaybetmişik. Ama inşallah siz için iyi bir başlangıçtı bu ziyaret olsun. İnşallah. Buyurun. Aklında bir soru. Benim aklımda başka bir soru vardı. Bir gün Kerk Üniversitelerini konuştuk. Zaman zaman görürük anlaşmalar yapıldı. Kerk mesela başka ülkelerden gelirler. Kerk Üniversitesi'nde resim alındı yapıldı. Ama gerçekleşmiyor, uygulanmıyor Kerk'te. Bunun sebebi nerede? Siz bir dekan yardımcısınız kuliyet kanununda mesela. Aynen mami, an şu afiyetsen. Mesela görürük bir ittifakiyet kuruldu bazı camialar arasında. İster yurt dışında, ister Kerk'te. Tamam. Ama sonradan bir geri adımı gelmiyor. Tamam. Yani bunun sebebi nerede? Bu son zamanlarda Ekit koronadı. Yani korona olabilir ama nerede? Bu Eğitim Bakanlığı bir, Yüksek Eğitim Bakanlığı camialara bir istiklaliye verdi. Avvaldan bunlar merkeziydi. Dedi camialar edebilirler, anlaşma yapsınlar. Yok camia, külliye edebilir bile. Güzel. Ama yani maalesef bizim çok takımız demin ilemadı. İşte ben onu yani, mesela sanki biz resim almaktı. No. Ardı gelmiyor. Mesela görürük mesela bir
gruba girenizi umutlandı, ondan sonra bakır aradı gelmiyor. Bir de aklında başka bir soru var. O da bir gün illerden beri, mesela 2003'ten sonra Türkmenler arasında sürekli dediler, Fuzuli Üniversitesi yapılır Türkmenler için, Türkmen öğrencileri için. Siz bir akademi olarak, akademisyenler olarak düşünürsünüz gelecekte bir Türkmenlere özel bir üniversite kalkıda yapsın. Yani bu takriben her toplantıda olmasa her iki toplantıda biz mevzuyu bahsederiz. Fuzuli Cemiyeti güzel bir projeydi. Maalesef yani... Doktor Salim'in ölmeğiyle öldü bu proje. Aynen öldü. Cami yapmak kolay bir şey değil. Biz aynı zamanda da müstehil bir şey değil. Ama aslında bir gün bakır kolay da. Bir gün kalktığında ya da Irak'tan da özel üniversite vardı. Bizim altyapı diye varmızdı imkaniyet. Özü cami'nin ister ehli. Emekli profesör ister. Aynen. Yani profesör olsun, bir de profesör yardımcısı olsun, emekli olsun. Onun da yanında bir iyi müstesmir ister. Bu kadar. Bizim buradan seslenirim yani bu programımızın Türkmen iş adamlarına. Bizde iyi yani çok değerli emekli profesör akademiler var mı? Akademisyenler var. Onlardan bir işbirliği yapsalar, paralarını yatırım bu istismar etseler çok güzel olur. Yani bak çayda 3 ehli kuliye var ama ne yazık 3'ü de bize ait yani. 3'ünü aslında idare eden de çoğu Türkmen'di. Yani ders veren Türkmen'di ama maalesef müstesna da Türkmen'di. Ama biz Türkçe üniversitesine ihtiyacımız vardı. Çünkü biz her il açılanda Türkmen okulları herkes ne diyor anne babalarının fikrinde? Aynen. Üniversiteye üniversiteye getirdiği zaman müstakbali yoktu diyorlar. Ki Arapça okulu bitirdikten sonra sen hendese ya tıbba ya da fen bilgiler bölümünden geçip İngilizce okuyacaksın. Arapça bile şey yoktu. Ama bunun için projemiz inşallah gelecek sonra proje var, ciddi bir şekilde. Ama kısa vadeli bir proje değil. Değil tabii uzun. Bu bir iyi çalışmışlar. Ben vakıyım çok yani. Dağım en vakıf bir şeyle konuşuyorum. Ben demem ki genel olarak şey sor. Bu uzun ve adalet proje. O fikrimiz de vardı. Fikrimiz de var. Ama ne? Para ister, müstesmir ister. Belki de 3 bölümden, 3 fakülteden de başlayabilirsiniz. Olabilir. Ondan sonra olabilir. Genişlenebilir. Olabilir. Biz de buradan derim yani bizim müsteiddik. Bizim hayat idari diye, üyelerimiz diye kim eğer bu mevzuatta Türkmen iş adamları niyeti varsa buyursun bizimle otursun. Biz olarak yani çok müsteiddik konuşak. Biz de memnunuz. Bir böyle niyet var ise. Güzel. Güzel. Peki üstadım bir soru eğitim, genel eğitim üzerine konuşalım. Bugün Irak'taki üniversitelerin eğitim durumu maalesef yurt dışında zaman zaman görürük tasavvüsül alemiden çıkır bazı üniversiteler. En önemli üniversitelerimiz çıkır. Siz bunun için bir çözüm olarak aramızda konuştuğumuz zaman gelecek için, eğitim için ne yapmak düşünüyorsunuz? Tabii çözüm bu yani büyük bir çalışmasıdır yani. Rabıta adına olmasın yani bu merkezi bir çalışma isterim o hutat kurmak tabi bu pandemi çok şeyler değişti. Doğru. Yani en fazla da eğitimi etkiledi olumsuz bir şekilde. Eğitimi yani çökertti yani. Hakiki bir şekilde harap bir şekilde tesir etti. Doğru. Yani bizim talebeler öğrenciler devam sınıfa gelmediler yani. Aynen. Bu elektronik talim çok ama başka bir hayır yok idi. Yani devam etmek için. Devam etmek için ama oturaylar evde bir şey yapmayadılar. O eğitim online yani istimal ederdi. Başka bir halimiz yokuydu. Doğru ama bildiğimce siz özünüz İttihat Akademi Irak'ta üyesiz. Türkmenlerden çift tek vardı. Ben Rabitatul Akademi'nin Irak'ın Kerkük Merkezi'nin başkan yardımcısıyım. Güzel. Ha. Yani orada da bu şeyler hiç konuşulmuyor. Vallahi orada konuşulmuyor ama yani ciddi bir iradestir bu. Devlet tarafından. Devlet tarafından, tabi devlet tarafından. O hardan geldi. Bak bunu belki de bir kez bu hakikatim yani çok talebemizin hoşuna gitmez ama bunları kuliye almağa galat bir şekilde yani. Ben bizim vaktimizde koyduk kuliyet kanunu tamam. Ben. Seyircen olmayan kabulmaz kuliyet kanunda. Ama alo. İndi 60'a düştü. Bir de ya da kuliyeye girdiği zaman doğru salat yok idi. Birinci devur. Derecat yok idi, bilmem ne yok idi. Avdetil murakkana koyuyordu mu yok idi. Bu şeyler yani talebe girdiği zaman mukayyad idi. Yani bu, hatta bu 2010'a kadar aslında eğitime iyi gelirdi herhalde. 2010. Doğru. Ama son 4-5 yılda tamamen... Ya, öğrencinin kualitesi düştü. Düştü. Yani o da bilmiyorum. Talebenin sayısı çoktu. Camiler azdı. Camiler çok doğrusu ama her, yani bizim her il 300-400 talebe
sabahıya kabul oldu. Bu çok bir sayıydı. Tabii. Doğru. Bizim vaktimizde 100 talebeydik. O da kim seyzen getiren edebilerde iyi edebilerde kabulardı. Ama şimdi 60-65 kabul oldu. Bilmiyorum bu, ben bunu yanlış bir şey görürüm. Yani talebe taharruc eder. Temel belgeler bilmiyor hele yani. Doğru. Esasiyat-ı ta'limi hele istiab etmeyip. Doğru. Aslında kanun için 60 çok az sayı. Peki elektroni ne kadar tesir etti öğrencilere? Elektroni çok tesir etti. Elektroni çok tesir etti. Ben bunu konuştum da. Belki de kanunda çok etmedi ama başka kulüplere çok tesir etti. Elmi kulüplere. Doğru. Elmilere çok tesir etti. Çünkü kanun az olsa, ama kanunda ne oldu? Kış meselesi ortaya açık açık maalesef girdi. Çokluk. Doğru. Maalesef çok vardı ki sonuçta da insanda da havas kalmıyor okumak. O da vardı. Havas meselesi de vardı okuma sürecinde. Baksan bilmesen ne olur ne olmur. Okumur. Ahirde diğerler sınav vardı. Aynen. Mecbur kışa başvurdu birçok öğrenci. Yani biz talebeyi de hak vererek bir yandan. Yani ya ama ondurum. Ben hocayım, açıdan bilgisayarı muhadaramı veririm yani. Ben özüm yarım saat muhabbetim başım ağırır. Sanki çok bilmem keyifsizdim. Ben de bir öğrenciyim. Ha, böyle. Bir sınava geçtiğim zaman online tamam. olarak yani çok saçma görürüm özünü. Tamam. Hiç yani böyle alışmaz. Şey yıllarca biz kağıt kalemle okuduk. İnsicam yoktu. Aynen. İnsicam yoktu. Yani sonuçta o bilgini sınıf içerisinde alsa hiçbir şekilde uzaktan alabilmezsin. Hem öğrenci için iyiydi hem de hoca da o bilgini yetiştirebilmez. Bu dünya çapında bu yani bu online learning ta'lim elektroni esas ta'limde acı. Doğru. Bazı kere yani oğlu istisnai halelerde oğlu, bazı halelerde oğlu ama sürekli bir şekilde çok yanlıştı. Yanlış tabii. Bakın siz Cenab-ı Hüsnü öğrenci ne görsen özün. Biz yıllarda hoca kanşarımızda üz be üz. Camit bir şey. Yani. O yani yoksa. Doğru. Onu zordan bile anlarız. Bir kere gelsin online odada oturupsan çok zor bir şeydi gerçekten. İnşallah bu yılda son ildi. Elektroni biter inşallah. Bu inşallah aşılar i̇nşallah. Alındıktan sonra gelecek yıl, önümüzdeki aylar hayat normalleşir. İnşallah. Ve en önemlisi de okullar, üniversiteler tekrar huzuri devama döner. İnşallah. Son bir mesajı var ise buradan Türkmen akademisyenlere ve Türkmen öğrencilere. Ne demek istersin? Türkmen akademisyenlere hapsine saygım, selamlarım. Bizim kucağımız açıktır, rabita, onlar hapsini bekleriz. İnşallah her zaman işbirliği bekleriz onlardan yapmak. Hapsi bizim arkadaşlarımızlar. En yakın zamanda hapsi bizimle bir el çalışacaklar. Onları da bekleriz. Türkmen öğrencilerimize lütfen eğitimimize iyi bakın. Derslerimize iyi bakın. Siz bizim geleceğimizsin. Bir millette genç olmasa o millet hiç sayılı. Tabii. Bizim de hedef, bizim de emelimiz sizde çoktu. Siz gelecek günlerin kurucularısınız, müstakbelin kurucularısınız. Güzel. Lütfen eğitimlerimize, özünüze iyi bakın. Çok teşekkür ederim. Ağzına sağlık. Çok güzel bilgiler paylaştı bizimle hocam. Bütün başarılar diler size ve bütün Türkmen akademisyenlere. Bu inşallah daha güzel yerlerde sizleri görürüz. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Sağ olasın. Sağ olasın, var olasın.